Sevgili meslektaşlarım, hocalarım, dostlarım, kardeşlerim. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin düzenlediği Trot Sanal Kongresi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kongremizin açılışında sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve pandemi döneminde yitirdiğimiz sağlık çalışanları canlarımız için saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Teşekkürler. Sevgili dostlar, zor günlerden geçiyoruz. 2020 başında dünyayı vuran COVID-19 virüsü Mart ayında global bir pandemi halini aldı ve o günden beri ülkemizi ve dünyayı kasıp kavuruyor. Tadımız kalmadı, neşemiz kaçtı, renklerimiz soldu. Oysa ne hayallerle başlamıştık 2020'ye. Nisan ayında Urok'ta hepinizle kucaklaşmayı bekliyorduk. İlkbaharda ve sonbaharda zengin bir eğitim programımız vardı. Genç arkadaşlarımızı ESO kurslarına uğurlayacaktık. Eylül'de geniş katılımlı bir strateji toplantısı planlıyorduk. Kasım'da yeterlik sınavı vardı. Hepsi hayallerimizde kaldı. Ana kongremiz Uruk'u önce 2020 Kasım'ına, ardından da 2021 Kasım'ına erteledik. 2020 içinde planladığımız toplantıların ve kursların bazılarını iptal ettik ve bir kısmını da sanal ortama taşıdık. En son birkaç gün önce de yeterlik sınavını ertelemek zorunda kaldık. Mart ayında kabus gibi çöken pandemi karşısında canını dişine takarak mücadele eden meslektaşlarımızın yanında olduk. Dünyada neler olup bittiğini sizlere günü gününe aktardık. Pek çok ülke ve uluslararası onkoloji kuruluşlarından daha önce radyasyon onkolojisi merkezlerinde ve radyoterapi uygulamalarında alınacak önlemleri belirledik. Pandemi dönemi için ülkemize özel tedavi kılavuzları geliştirdik. Pandeminin erken vurduğu Çin, İtalya, Tayvan gibi ülkelerdeki merkezlerin deneyimlerini sizlere anında ilettik. Sağlık Bakanlığı ile üst düzey temaslarımız sonucunda onkoloji çalışanlarının COVID kliniklerinde görevlendirilmesinin önüne geçtik. Bu dönemde neredeyse gece gündüz kesintisiz çalıştığımız yönetim kurulundaki arkadaşlarıma, çok kısa sürede kılavuzları hazırlayan çalışma gruplarının başkanları ve üyelerine, her konuda destek veren ve güzel mesajlarıyla bizleri yüreklendiren siz sevgili meslektaşlarıma çok ama çok teşekkür ederim. Önerdiğimiz önlemlerin de etkisiyle COVID salgının ilk pikini radyasyon onkolojisi camiası hasarsız atlattı. Ülkede acil olmayan tüm sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiği bu dönemde bütün radyoterapi merkezleri kesintisiz hasta almaya devam etti. Pandemi başlangıcındaki karmaşa atlatıldıktan sonra da çalışanlarımız arasında hizmeti engelleyecek derecede yoğun bir bulaş yaşanmadı. Emekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizleri tanınmış belgeselci dostumuz Nevil Özgentürk'ün pandemi döneminde çalışan radyasyon onkologları ve tüm hekimler için bizler için hazırladığı bir kısa filmle
baş başa bırakıyorum. Size bir tarih anlatacağız. Ama tarih o kadar hızlı değişiyor ki. Radyasyon onkolojisi tarihi anlatacaktık. Yine öyle yapacağız ama radyasyon onkoloğu da diğer dallardaki meslektaşları gibi, dünyadaki tüm hekimler gibi yepyeni, zorlu, ölümcül bir mücadelede kendisi de sürekli tehdit altında kalarak, kimi sevdiklerini kaybederek, servisten servise, hastadan hastaya koşturduğu koşturuyor. İnsanlık, hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının varlığına, bilgilerine, emeklerine, azimlerine hayranlıkla minnet duyuyor ya. Biz de bugünün tüm sağlık ordusuna saygılarımızı ifade ederken, öğrenerek, araştırarak, direnerek, deneyerek, sürekli mücadeleyle engel aşarak, yokluklar içinde pırıl pırıl parlayarak, nicelerini yetiştirerek, bilgileri, liderlikleri, insanlıklarıyla Türkiye tıp tarihini altın harflerle yazan tüm öncülere minnet borçlu olduğumuzu bir kez daha anlıyoruz. Bakın neyi daha iyi kavradık artık. Salgından salgına, cepheden cepheye koşan, aşıları kendi üzerlerinde deneyen, sadece Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'nda yüzü gayrimüslim 300 şehit veren doktorlara ve tüm Osmanlı tıp neferlerine. Mustafa Kemal'i birçok şöhretli isim de dahil dünyada 20 ile 50 milyon can alan 100 yıl önceki büyük salgından sağlıkla çıkaran doktorlara. 19 Mayıs'ta Bandırma vapurundan onunla birlikte inen 3 güzide hekime. Cepheden meclise, meclisten İstiklal Savaşı cephelerine koşan ilk meclisteki 15 doktora ve tüm sağlık çalışanlarına. Tıp fakültelerinin temeli, temel taşı olmuş tüm hocalarımıza. Öncekilere ve sonrakilere şükran borçlu olduğumuzu çok daha iyi anladığımız bir dönemdeyiz. Hepsinin hatırası çok yaşasın. Hepiniz çok yaşayın. Teşekkürler Nebulöz Gentürk. Bizleri onurlandıran bu duygu dolu filmden dolayı teşekkürlerimi sunarım. Sevgili meslektaşlarım, Mayıs ayının sonlarına doğru tam da işler yoluna girdi. Yaz yaklaşıyor, pandemi hafifliyor derken, derneğimizin kurucularından ve başkanlarından, hepimizin sevgili abisi, hocası, dostu, yoldaşı, derneğimizin kanaat önderi, Profesör Doktor Emin Darendil'lerin beklenmedik kaybı bizi derinden sarstı. Yüreklerimiz dağlandı. Anısına düzenlediğimiz bu sanal kongre Emin hocamıza şükran borcumuzdur. Profesör Doktor
Mehmet Emin Darendeliler 1955 yılında Amasya'da dünyaya gelmişti. Lise yıllarında cerrah olmak istemişti. Ama 1980 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olduğunda lise yıllarındaki cerrah olma ideali yerini başka bir amaca, başka bir hayale bırakmıştı. Daha radyolojide ihtisasa başlayıp da onkoloji yoluna girdiğinde farklı ve mütevazi kişiliğiyle göze batmaya başlamıştı. İhtisasını tamamladığında kariyer basamaklarını artık yuvası olan Onkoloji Enstitüsü'nde tırmanmaya başladı. Çalışkandı Emin Hoca, bilgiliydi, prensip sahibiydi. Vesayesini hiç esirgemezdi, sistem adamıydı. Ve enstitünün şekillendiği yıllarda sarkomlar, lenfomalar, ürolojik kanserler ve çocuk tümörlerine bakmaya başlamış, başında bulunduğu polikliniğin çalışma düzenine damgasını vurmuştu. Kurucularından olduğu ve çok emek verdiği Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin en sevilen kişiliklerinden genç onkologların abisi, hocası, kılavuzu ve takım kaptanıydı. Radyasyon Onkolojisi camiasının da fikir önderiydi. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanlığı döneminde üyeler arasındaki kopukluğu ve yaklaşan bölünmeleri görmüş, yönetimde dönüşüm gerekliliğini herkesten önce hissetmişti. Dayanışmacıydı, sevgi adamıydı, birleştiriciydi Emin Hoca. Yaşamı boyunca tanıdığı herkese dokundu. Dokunduğu herkeste silinmez izler bıraktı. Bu dünyada yaptıklarımız sonsuzlukta yankılanır. Emin Darendeliler, sonsuzlukta yankılanan en güçlü seslerden, gökyüzünde ışıldayan en parlak yıldızlardan artık. Işığın ve ilkelerin hepimizin yolunu aydınlatsın. Diktiğin fidanlar senin bir parçan olarak yeni fidanlara ilham kaynağı olsun. Emin hocamızın anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Sevgili dostlar, TROT Sanal Kongresi hakkında sizlere biraz bilgi vermek istiyorum. Bu kongre Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, yani UROK değildir. Nisan ayında yapmayı planladığımız ve programı hazır olan 14. UROK, 11-14 Kasım 2021 tarihinde aynı yerde, aynı otelde Kemer Rixos Sungate Oteli'nde özgün programına sadık kalınarak yapılacaktır. Biraz sonra başlayacak sanal kongre ise bir mini kongre olarak düşünebilirsiniz. 2020 yılını sizleri bir araya getirmeden kapatmayı istemedik. Sanal kongrede flash radyoterapi, yapay zeka gibi çok konuşulan, çok popüler konuları yıl bitmeden sizlerin önünüze getirelim. Radyasyon onkolojisinin en tartışmalı konularını birlikte konuşalım istedik. Sözlü ve poster bildirilerini sunmak için 2021'i beklemek istemeyen meslektaşlarımız sunumlarını bu kongrede yapma olanı bulacaklar. Kongrede 46 sözlü bildiri ve 102 e-poster yer alıyor. 2019-2020'de çok verimli bir çalışma dönemi geçiren TROT çalışma gruplarının el birliğiyle ürettikleri ve TROT etiketiyle yayınladıkları makaleleri de sanal kongrede sizlerin önüne getiriyoruz. Yine uzun süredir ayrı kaldığımız ilaç ve tıbbi cihaz endüstrisi de yeni ürünlerini ve alandaki gelişmeleri bizlere aktarma fırsatı bulacaklar. Kongrede birbirinden ilginç bulacağınızı umduğumuz 7 uydu sempozyumu yer alıyor. İlaç ve tıbbi cihaz endüstrisine bu dönemdeki olağanüstü maddi ve manevi desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Kongredeki iki oturuma özellikle değinmek istiyorum. İlkinde Cumartesi sabahı Medikal Fizik Derneği, Radyoterapi Teknikerleri Derneği ve Onkoloji Hemşireleri Derneği başkanlarıyla birlikte Türk Radyasyon Onkolojisi Camiası'nın pandemiden nasıl etkilendiğini konuşacağız. Bu dönemde sadece hekimlerin değil, ekip arkadaşlarımız, fizikçiler,
teknikerler ve hemşirelerin de yaşadığı sorunları hep birlikte masaya yatıracağız. Pazar akşamı araştırmacı gazeteci yazar sevgili Umur Tölü ile salgınların tarihçesi konusunda güzel bir sohbette bir araya geleceğiz. Umur Tölü'nün büyük ses getiren Senin Adın Korona Olsun kitabını sizlere daha önce ulaştırdık. Kongrenin kapanışını bu keyifli sohbet ile yapacağız. İlk defa düzenlediğimiz ve bu nedenle her aşamasında tedirginlik yaşadığım kongrenin teknik ve lojistik altyapısını hazırlayan ve birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduğum Serenas ekibine de çok teşekkür ederim. Sevgili dostlar, bu büyük salgının üstesinden gelecek olanlar politikacılar değil, bilim adamları, hekimler ve tüm sağlık çalışanlarıdır. Ne yazık ki bir sağlık çalışanı olarak pandeminin bu en karanlık günlerinde sağlık politikalarının direksiyonunda olanlar tarafından yalnız bırakıldığım hissini taşıyorum. Pek çoğunuzun da aynı duygular içinde olduğunu biliyorum, hissediyorum. Salgının kontrolden çıkmasına neden olan hatalı kararların, eksik önlemlerin ve beceriksiz yönetimin faturasını sağlık çalışanları ödememelidir. Bizler tüm salgın boyunca canımızı dişimize takarak yılmadan mücadele ediyoruz. Ve bunun karşılığında bu ülkenin yöneticilerinden en azından hak ettiğimiz saygınlığı görmek istiyoruz. Yetkililerin sorumluluk alıp salgının bir an önce sona ermesi için gerekli önlemleri almasını talep ediyoruz. Bu karamsar tabloda umarım bir hafta sonra sığdırdığımız bu kongre bir nebze içimizi ferahlatır. Bugün açılışın ardından ilk günü radyasyon onkolojisinin geleceğinde önemli rol oynayabilecek çok konuşulan yeni teknolojilere ayırdık. İlk panelde flaş radyoterapi ve yapay zekanın radyasyon onkolojisine neler katabileceğini konuşacağız. Ardından da varyan uydu sempozyumunda her iki konunun ticari geleceğini izleyeceğiz. Hepinize iyi bir kongre diliyorum ve şimdi sizlerle baş başa bırakıyorum.